2 hafta 1 gün podcast'ine hoş geldiniz. Konuklarımla 2 hafta 1 günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni programına hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğum var. Kerem Görse. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol. Nihayet buluştuk değil mi? Ben yazdan beri arıyordum. Nihayet buluştuk. Evet. Siz burada değildiniz galiba. O yüzden. Bodrum'da yaşıyorum. Ben işte bu yeni albümüm çıktığı için onun için bir sürelik bu kış İstanbul'da geçireceğim. Onun işte konserlerim falan böyle onlarla uğraşıyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şimdi bu program formatında merak ettiğimiz insanları, daha yakından tanımak istediğimiz insanların neler okuduğunu, neler izlediğini en çok konuşuyoruz. Okumakla başlayalım isterseniz. Okumak söyleyeyim. Son olarak Emre Kongar'ın İstanbul diye bir kitabı vardı. Onu okudum. Ali Türkşen'in Sat Komandoları isimli bir kitabı vardı, bana hediye etti, ben de ona dinledim, ona bir baktım. Ben özellikle hayatımda sevdiğim iki tane yazar vardır Türk yazarlardan. Bir tanesi İlhan Mimaroğlu, bir tanesi de Hısrı Topuz. Onların kitapları, biri bana akıl hocalığı yapar, İlhan Mimaroğlu'nun kitapları. Hısrı Bey'in kitapları da tarih dersi gibi gelir. Çok güzel kitapları vardır onun. Onları okumayı çok severim. Beni böyle hayale götüren kitaplar onlar. Onları biraz daha açalım istiyorum. Nasıl bir akıl hocalığı yapıyor mesela bir kitap? Ya şimdi İlhan Mimaroğlu'na geçeyim. Rahmetli İlhan Mimaroğlu biliyorsunuz bir Türk büyüğüdür. Babası Mimar Kemalettin. Hani bu cebimizde 20 yıllıkları var ya. O 20 yıllıkları resmi olan. Ve İlhan Mimaroğlu da 1900'lü, 60'lı, 50'lerin sonunda falan Amerika'ya gidiyor. Ve orada işte bursla okuyor ve dünyadaki elektronik müziği ilk çıkartan Bülent Arel ve İlhan Mimaroğlu'dur. Yani bunu pek kimse bilmez. Ve de sonra Atlantic Records'ta işte Arif Mardin, İlhan Mimaroğlu, Ahmet Ertegün, Nasuhi Ertegün. Bu dört büyük Türk adamı dünyada çok büyük işler yaptılar. Tabii hepsinin işleri ayrıydı. Arif Mardin daha çok böyle pop olaylarına girdi. Chaka Khan'lar, Barbara Streisand'lar falan o şeyler. İlhan Mimaroğlu daha böyle karanlık şeylere. Ahmet Ertegün, Nasuhi Ertegün biraz daha böyle caz şeylerini. İşte biliyorsun Ray Charles'ın falan ilk prodüksiyonlarını yapar. Şimdi İlhan Mimaroğlu, ben onunla tanışma imkanı buldum, sohbet imkanları buldum. Bu bana hakikaten bir hayat görüşümü değiştirdi müzikte. Yaşantıda, dünyaya bakışta. Çok enteresan bir insandı. Onun evi vardı. Columbus Circle'da, oralarda bir yerde. Bana da yakında, ona giderdim böyle. Zaten 4'te 5'te akşama doğru yataktan kalkardı. Filtresiz Pall Mall sigarasını içerdi. Ondan sonra işte hiç unutmuyorum yani, siyah pantolonu vardı, jean gibi. Siyah bir konversler, siyah bir yarım balıkçı bir kazak. Bir heybesi vardı içinde, onun hep video kasetler falan böyle. Müziği anlatırdı. Bana ne anlatacak ki? Müziği anlatırdı. 48. caddede eski o caz kulüplerine olan Ella'ların, işte Parker'ların, Coltrane'lerin olduğu, kendi çektiği 8 milimetrelik makinesiyle kendi çektiği videolar var. 1997 yılıydı hiç. Ya biz konumuzun dışına çıktık ama anlatayım ben zaten, böyle. Zaten bunun formu da o. O bize bir fikir veriyor. Oradan devam edelim. Daldan atlıyoruz böyle. Çok güzel gidiyor çünkü. 97 yılıydı galiba. Tabii 97 yılıydı. Ben Amerika'da Warm Autumn isimli albümü kaydedeceğim. İşte stüdyodan bir gün evvel de İlhan Bey'in evine gittim. Gene böyle oturduk konuştuk, işte kimler çalıyor falan dedi. Tabii saydığım isimlerini bilmiyor. Oğlum dedi, benim için caz dedi 1967 yılında bitti dedi. Coltrane öldükten sonra falan. Ha biz de onunla nasıl tanıştık biliyor musun? Benim ilk albümüm 94 yılında çıktığında Hands and Lips. Bir gün annem dedi ki, oğlum dedi, bak dedi, Cumhuriyet Gazetesi'nde dedi bir sayfa İlhan Mimaroğlu seni yazmış. Allah Allah. Ki İlhan Mimaroğlu böyle ağır bir eleştirmendir. Yani albümü yazmış işte bu güzel mevziler bana kalemimden zehir değil de bal, hadi bal çok tatlıdır yemem, vişne suyu
damlattı falan böyle. Yani. Evet işte melodileri çok güzel. Kim bu Türk mürk falan derken ben de siz ertesi sene New York'a gidip benim diye gitmiştim. Karşısına çıkmıştım böyle komik bir şey. Ha onu söyleyeceğim işte stüdyoya gideceğim dedim. Ver bakayım dedi stüdyonun adresi falan ne? Baby Monster Studio işte böyle 24. caddede böyle bir stüdyoydu. İşte ona o zamanlar ona gücümüz yetiyor stüdyo. Çünkü prodüksiyon yapıyorum ben. Kimseden bir destek yok. Aa bir baktım böyle stüdyonun 3., 4. parçada gene siyah gözlükler, ağzında sigara, siyah pardesü, siyah konversler. Heybesiyle İlhan Bey içeri geldi. Ondan sonra böyle bir el salladı bana. Geliyorum dedi. Biz de bir parça çalıyorduk. Girdi içeri. Bunun dedi tekrar dedi introduction'unu yap dedi. Parçanın yani tekrar daha güzel bir introduction bul dedi. Parçanın ismi Mango'ydu. Hiç unutmam o günü. Anlatırdı bize müzik hakkında. Anlatırdı, derin anlatırdı, anlayabileni anlatırdı. Ondan müzik açısından çok şey öğrendim. Yani bunları tabii ben burada anlatarak şey yapamam. Anlatarak ne istediğimi tam olarak böyle veremiyorum. Çünkü bu konuşuyoruz burada, yayından gidiyor yani. Ama onun söylediği sözler çok önemliydi. Peki... Müzisyenlerin biyografi kitaplarını okur musunuz? Ya da müzikle alakalı ne okursunuz? Öyle sorayım. Daha geniş sorayım. Tabii iyi konu açtım. Mesela Miles Davis'in bir biyografi kitabı vardır. Bilir misin? Okudum. Otobiyografisi. Otobiyografisi vardı. Kendisinin yazdığı evet. O küfürlü... Avi Pardo çevirmişti. O da benim evet. 90'lı yılların başında falan çevirmişti. O benim bir arkadaşım da. Ben daha yeni tabii. Geçen sene okudum da. Mavi bir kitaptır. Böyle evet. Şey o çok güzel. Bir tabii... Hep slang şeyler böyle. Bir siyahın gözünden tabii. Bir siyahın gözünden ki biliyorsun Miles Davis varlıklı bir aileden gelen babası doktor falan öyle bir şey. Bugün Miles Davis biliyorsun o zamanlarda kimse de yok. Ferrari arabaları falan var yani. Ve Miles Davis'te çalmayan insan yok. Güzel onları da. Bak bir de Netflix'te neler var biliyor musun? Coltrane'in hayatı var. Dexter Gordon'un hayatı var. Nat King Cole'un hayatı var. Frank Sinatra'nın hayatı var. Bütün belgeleriyle birlikte. Böyle ikişer, üçer saatlik şeyler. Bunları seyrettiğin zaman zaten bir zaman kapsülüne girip o taraflara gidiyorsun. Çok güzel. Yani kitap okumak kadar faydalı onlara. Çünkü bir şeyi yok, bir ticari bir şeyi yok onların yani çekinde. Adam belgesel, işte Herman Leonard vardır dünyanın en önemli fotoğrafçılarından. Onun fotoğraflarını falan görüyorsun. Backstage görüntülerini görüyorsun. Aralarındaki konuşmaları, kavgaları görüyorsun. Coltrane'in bir ara cinnet getirip çatı katına çıkıp 15 gün aşağı inmediğini görüyorsun. Dexter Gordon'un delirip Brooklyn Bridge'deki köprünün o demir köprü var ya onun üstünde sabahlara kadar praktiz yaptığını, köprünün üstünde tek başına. Hani bunlar caz tarihi bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Yani onlara bizlere yani çok renkli. Bir yandan da baktığımızda çok problemli karakterler. Dramatik. Değil mi? Baktığımız zaman dramatik yani, sonlar evet, var. Çok çok dramatik sonlar. Çok acı var. Sonlar var. Şimdi baktığım zaman tabii caz müzisyenlerine hiç öyle drug user'lar, alkol bağımlıları falan fazla yok. En son Roy Hargrove öldü biliyorsun 2 sene evvel. 44-45 yaşında. Yani iflas etmişti vücudu. Şimdi bakıyorsun genç jenerasyon taş gibi. Ama eskilere gittiğinizde... Eskiler berbat. 40 hepsi, yaşında, 42 evet. yaşında kafası kıyak, arabayla trafik kazasında ölüyor işte. İntihar ediyor, uyuşturucudan ölüyor. Yazık ki yazık. Yazık ki yazık. Ne yetenekler harcanmış diyorsunuz. Ya Charlie Parker 37 yaşında. Coltrane işte 40'lar gelmeden ölüyor. Ondan sonra... Bir 30'ar yıl daha yaşasalar neler ne olurdu? Neler olur dünya, belki dünyanın gidişatı değişirdi o şeylerle yani. Kötü oluyor tabii böyle şeyler, üzülüyor insan. Evet, yani anladığım kadarıyla zaten çok açıkça söylediniz, çok seviyorsunuz yani bu insanların hayatını izlemeyi, bu insanların biyografilerini izlemeyi. Bunlar bize bir yol ama o yolu takip etmeyeceğiz. Biz kendi yolumuzu kendimiz bulacağız, kendi rengimizi bulmakla. Onların hepsi eşsiz birer renk. Biz kendi rengimizi bulmak için nasıl ressamlar boyalarını karıştırıp da bir renk icat etmeye çalışıyorlar. İşte onu koyuyor, bunu koyuyor bir renk. Artık icat edilecek de renk de kalmadı. Biz bu yaşadığımız dünyada, dünyanın hızlı ekolojik değişiminden etkileniyoruz.
sosyal ekonomik sorunlardan, problemlerden çok etkileniyoruz. Her şeyden çok etkileniyoruz. Bunlardan kadın erkek ilişkilerinden etkileniyoruz ki bu dünyanın var olduğu günden beri var. Ben tabiat olaylarından çok etkilenirim. Hayvanlardan çok etkilenirim. Benim bütün hislerim, bunlardan gelen duygular kurşun kalemimle notaya yazılıp, notadan sonra arkadaşlarımla prova yapıp, eğer içime sinmişse stüdyoya girip bu müzikleri çalmaktır benim tek derdim o. Müthiş, müthiş anlattınız. Şimdi şunu soracaktım aslında. Türkiye'de bir eksiklik var değil mi bu konuda? Yani müzisyenlerin hayatını o kadar iyi okuyamıyoruz, o kadar iyi izleyemiyoruz. Yeterli kaynağa sahip değiliz veya... Çünkü daha oluşmadı o kaynak. Şimdi Türkiye'de Erol abi vardı rahmetli, Erol Pekcan vardı. İşte İsmet Sıral vardı rahmetli. Ondan sonra yani böyle Metin Çotal vardı piyanist. Oğuz Durukan vardı. Hrant Düsekyan vardı. Onlardan daha önceki jenerasyon. Oraya ondan sonrası yok ki daha öncesi. O da 5-6 kişi. Şimdi bizden bir büyük jenerasyon var işte. Neşet Ruhacanlar var. Tuna Öteler'ler var. Ondan sonra bizim jenerasyon geliyor. Yani normal ama daha böyle bir kitap çıkmaması, bir şey olmaması normal. Daha yeni yeni. Emekliyor daha Türkiye. Bakma. Şimdi müzisyen filmleri ya da müzisyen biyografileri dışında ne izlemeyi seversiniz? Benim hayatım belgesel izlemektir. Biyografiler izlemektir. Son ne izledim? Komik yani bazen... Yeni çıkan filmleri de seviyorum. Son 3 izlediğim film neydi? Hatırlayayım şimdi. Son izlediğim film şeydi. Joker'i izledim. Nasıl buldunuz? Hoşuma gitti. Güzel oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Joaquin Phoenix. Evet, yani harika bir oyunculuk gördüm. Van Gogh'un hayatını seyrettim bir film. Vincent. Evet, Vincent. Sadece çizgilerle yapılan. Yok yok, bu filmdi. Ha, film olarak. Film olarak bir uzun bir filmdi, ağır bir filmdi ama... Çok güzel bir filmdi. Çok etkiledi beni. Green Book. Ondan önceki hikayesini biliyorsun Green Book'un. O gene Grammy aldı galiba. Beni ilgilendirmiyor Grammy alıp almaması. Evet. Film çok güzeldi. Böyle 1960'larda geçiyor işte. İtalyan bir şoförü var. Zenci bir piyanist biliyorsun. Green Book'u izlemedim. Anlatın lütfen. Zenci bir piyanisti var. İzleyeceğim ama hemen. Zenci bir piyanist var. Zengin, varlıklı. Bir de İtalyan mafyoza böyle güçlü, kuvvetli bir şey. Kadillaklarla gidiyorlar her yere. Bazı yerlerde işte zenciler giremiyordu biliyorsun. Yok diyorlar, burada çalamaz falan. O zenci diye ona kötü bir piyano veriyorlar. Kabul etmiyor bu falan. Çok trajik, böyle ciddi bir filmdi. Çok hoşuma gitti benim. Çok etkilenmiştim o filmden. Seviyorum sinemaya gitmeyi ben. Tarihi filmleri de çok severim bak yani. Diyeceksin ki Netflix'te Vikingleri uzun süre seyrediyorum. Moğolları seyrettim şey olarak. Roma ile ilgili filmler seyrettim. Mısır'la ilgili. Ben esasında bundan böyle seneler evvel bir Amerikalı kadın geliyordu. Hem o zaman kızıma İngilizce dersine geliyordu 10 küsur sene evvel falan. Ben de ondan böyle Yunan mitolojisi, Mısır, Aztekler, İnkalar, Orta Asya falan böyle kitaplar getiriyordu bunları. O hikayeleri şey yapıyordum. Ve şimdi mesela öyle belgeseller izleyince flashback böyle kafamda bir çakıyor. Tık 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 yürüyor böyle. Çok güzel bir şey. Ben müzisyen olmasaydım, Allah korusun yani müzisyenim, çok seviyorum. Tarihçi olabilirdim. Çok seviyorum. Arkeoloji bayılıyorum. Yani bir denk getirirsem şu Göbekli Tepe'ye gideceğim. Çok seviyorum. Mesela ben yurt dışına çıktığım zaman benim ilk gittiğim yerler müzelerdir. Ve de şeyler, harabelerdir. Anıtlardır. Ben bayılıyorum onlara. Onların içinde tarih var. Yaşanmışlık olan her şeyi çok seviyorum ben dünyada. Peki konserlere gidebiliyor musunuz? Ya da müzik dinleme alışkanlığınız nasıl? Çok. Şimdi biz normal müzik dinleyen insanlarız ama siz bir müzisyen olarak nasıl müzik dinliyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Ya ben biraz at gözlüğümdür. At gözlüğü takarlar da atlara, at sağı solu görmesin de ürkmesin diye. Benim gözlüğüm şeffaf. Plexi'den at gözlüğüm. Sağımı solumu görebiliyorum da. Çok açılmıyor ama. Çok açılmamak, zaten ben çok açılmasını istemiyorum. Darbelerden korunmasını için. Ben klasik müzik çok severim. Zaten konservatuvara 1967'de klasik eğitimle başladım. Bir de cazın da her tarzını sevemiyorum.
Bu da gayet doğal. Sen her kadını beğenebilir misin? Değil mi? Bir ideal bir kadın vardır onunla. Yani 50 kadını beğenemezsin hayatta. Beğenirsin ama birlikte olamazsın. Bu benim de sevdiğim akustik caz. 1940-50-60'ların soundlarını seviyorum. Ama o soundlarla bugün yapılan müziklere de aşığım. Yeni eserleri dinlemeyi çok seviyorum. Yeni müzisyenleri dinlemeyi çok seviyorum ama ağırlıklı olarak ben Bill Evans fanatiyim. Bende 89 tane albüm var Bill Evans'ın. Coltrane'ler, McCoy Tyner'lar, Kenny Barron'lar, Hank Jones, Tommy Flanagan böyle sayarsak saatler olur burada o dinlediğim müzikleri. Onları seviyorum. Mainstream çok severim. Bebop çok severim. Bunlar sevdiğim müzik. Nasıl dinliyorsunuz peki? Yani mesela Spotify'dan mı dinliyorsunuz? Ya Spotify'a yeni üye oldum daha biliyor musun? Yeni üye oldum. Benim güzel bir koleksiyonum var evde. Süzme koleksiyonum var CD'den. Ben CD'den dinlemeyi yıllardır severim. İyi kulaklığım var. Onu her zaman yanımda taşırım nereye gidersem. Bir de böyle piramide benzeyen bir şeyim var. Amerika'dan aldığımız. Bose ne diyorlar artık? Bose mu diyorlar? Bose diyor. Bose öyle bir şey var. Onda mesela bir yere gittiğim zaman böyle yanıma koyuyorum. Otel odasında orada burada güzel sound veriyor. Müzik dinlemeden yaşayamam. Ben her gün 5-6 saat müzik dinlerim. En az 5-6 saat. En az ama. En az. Anladığım kadarıyla bir 2-3 saatinizde bir şey izlemeye ayırıyorsunuz. Bir 2 saati de okumaya olsa zaten gün bitti. Çalma? Çalmayı düşünemiyorum. Çalma ne kadar? Çalma canım istediği zaman. Öyle mi? Evet. Okuma daha zaman. Artık dürüst. Öyle mi yoksa? Şimdi artık öyle değil. Yani tabii böyle oturup da saatlerce praktis yapmıyorum. Şimdi bak ne oldu bugün biliyor musun? Ben 8'de çıktım evden. 9'da tünele gittim. İşte Marmara'yla Yenikapı'ya gittim. Suadiye'den Yenikapı'dan Şişhane'ye indim orada. Orada Dore müzik mağazası var. Yamaha piyanocu. Girdim oraya bir 45 dakika. Gerçekten. Müthiş. Ya, sabah bir keyif yapayım dedim. Kuyruklu piyano vardı orada. Şöyle bir güzel keyfim yaptım. Ve yani, gelenler için müthiş bir sürpriz tabii. Canlı yayın yaptım bir de orada. Ondan sonra oradan çıktım lale pilav uğradım. Bizim sevgili Hakan'a ki bu ayın 14'ünde 14 Aralık Cumartesi günü orada imza günüm var. Bütün plaklarımı falan imzalayacağım, şey yapacağım. Ondan sonra da sana geldim burada. Yani piyanoya dokunmadan olmaz. O piyano denen olaya her gün dokunmak zorundayım. Seviyorum onu. Anladın mı? Derler ya. Onu seviyorum. Seni seviyorum. Piyano ve deniz benim tutkum. Açıkçası sizin anlattığınız gibi anlamam çok zor bunu. Yani o piyanoya her gün dokunmayı. Nasıl bir şey o? Ya sihirli kutu desem değil. Okyanus gibi derin bir felsefe desem değil. Gökyüzü gibi uçsuz bucaksız. Yani o güzel bir şey. Böyle beyaz tuşlara basıyorsun, siyaha basıyorsun. Değişik sesler veriyor. Diyorsun. Hadi sol önüne bir akor basayım, üstüne bir doğaçlama yapayım. Pedala basıyorsun, sesler uzuyor biraz böyle seni etkisi altına falan. Bu komik bir şey, komik bir enstrüman. Ama ayrıyeten de çok ciddi bir enstrüman. Ayrıyeten piyano bir attır. At gibidir. Senin acemi olduğunu anlarsa randıman vermez sana. Piyanoyu bastıracaksın. Gel bakalım diyeceksin şeyinden. Emin oturacaksın piyanoya. Tuşlarla oynamayacaksın, çalacaksın. Yeni başlayanların işi zor. Yeni başlayanlar da beğerde işte parmak böyle do re 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 parmaklarını güçlendirecekler. Ya çalıyor, ben de yaptım onların. Bu iş böyle sabır işi biraz. Hemen bütün ben görüyorum işte aileler çocuklarına piyano alıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Bak Azerbaycan'da %99 piyano var evlerde biliyorsun. Ama o Sovyet etkisi anladığım kadarıyla. Yani Sovyetlerden işte, gelen bir müzik mirası var. İşte bu neye geliyor? Eğitime geliyor. Evet. Eğitime geliyor. Bugün Türkiye'de çalışan bölündü tabii şimdi Rusya'nın etrafındaki işte Moldova olsun, Kazak olsun, şey olsun. Türkiye'de gelen evlerde çalışan kadınlar var biliyorsun. Bir tanesi hemşire, bir tanesi avukat, bir tanesi bir şey. Oralarda para bulunmuyor. Gelip burada evde gündelikçilik yapıyorlar. Hepsinin meslekleri var. Bak ne oldu biliyor musun? 20 sene olmadı. 20 sene evvel ben 21 sene evvel gittim şeye St. Petersburg'a. St. Petersburg Filarmoni ile orada bir albüm yapmıştım. Çok ilk yaylı albümüm odur. Tabii ondan sonra Londra Filarmoni ile yaptım. Prag Filarmoni yaptım. En son Los Angeles böyle 20 senenin içine 3-4 tane böyle büyük orkestra albümü yaptım. Seviyorum çünkü bu Bill Evans'tan gelen benim yaylılarla çalma. Aşığım. Yaylılarla çalmak başka bir boyuttur.
Sizi daha da yükseltiyor. Artan da böyle yaylı orkestra var ve de dünya çapında aranjörler yazıyor onları falan böyle. Gökyüzünde iki tane helikopter park etmiş, düşünsene. 100 metre arayla. Arasında da bir tane de ipek çarşaf var. Yaylılarla çalmak odur işte, onun içinde durmaktır. Böyle yaylanıyorsun. Piyano ile üstüne. Daha geçen hafta çaldım Antalya Piyano Festivali'nde. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na Oğuzhan Kavruk yönetti. Çok zevk alıyorum böyle gece konserden anlatırken sonra. Anlatırken o kadar belli oluyor ki zaten. Gece konserden sonra gelip yatağa yattığın zaman böyle diyorsun ki, oh be Allah'ım, sana şükürler olsun, bu nimetten faydalandırıyorsun diye beni. Bu çok güzel bir şey. Ya ne anlatıyorduk? Daldan dala uçup konuyoruz. Neyse. Şeyden bahsediyorduk. Neden? Piyano. Azerbaycan'daki piyano. Ha, tam orada. Eğitimle ilgili şey işte, görüyorsun. Ha, o geldim işte St. Petersburg'dan. Evet, evet, o albümü birine verdim. Bir arkadaşıma. Onun da evinde bir öyle bir Türkiye Cumhuriyeti ama daha böyle Rusya'ya yakın bir şey. Tatar mıydı, Özbek mi bilmiyorum. Ya o dinlerken o albümü, ya demiş, galiba bu Rus orkestrası yaylı çekişi ona benziyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Çünkü hani karakter, yani yaylının çekişinden. Evet, yaylıların sound'u Rus orkestrasına benziyor demiş. Bana bunu gelip söyleyince, yani vallahi dedim, inanılmaz. Yani bir evde çalışan bir kadın ve dinlediği sound'dan kendi memleketinin orkestrasını tanıma. Belki ben tanıyamam, belki sen de tanıyamazsın. Son olarak şeyi sorayım. Türkiye'de caza karşı ilgiyi bundan birkaç kademeyle, yani mesela 10 sene, 20 sene, 30 sene öncesine göre kıyasladığınızda ne görüyorsunuz? Çok iyi görüyorum. Yani genç jenerasyon var. Çok şey insanlar var. Swing eden, müziğe inanıp da her notayı kalbinden basarak çalan. Bana böyle insan lazım zaten. Böyle insan lazım ülkemize. Amatör ruh her zaman iyi profesyoneliteyi çıkartır. Çok iyi müzisyenler var Türkiye'de. Akustik cazı takdir edip, inanıp, inanarak çalan, hayal kurarak inanan müzisyenler. Bunlar olduğu sürece iyi ama çok 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 azız. Dinleyici nasıl? Dinleyici iyi. Bak, Türkiye'de o kadar güzel kulüpler açılmaya başladı ki, o kadar, mesela Akasya'nın içinde Bado diye bir yer açıldı, biliyor musun? Mükemmel bir piyanosu var. Zorlu'nun içinde Tuşe diye bir yer var. Caz kulübü. Ben o her ay orada 2-3 gün çalıyorum. İçinde Steinway piyanosu var. Davulları Gretsch. Bado'da davullar da Gretsch. Konturbası var. Mükemmel ses tesisatları var. Bunlar çok önemli. Buraya insanların... Zaten Nardis yıllardır. Nardis amiral gemisi. Evet. Nardis ilk açılan. 18. senesi oldu bu sene Nardis'in yani. Çok güzel yerler var, müzisyenler perform. Bir de caz canlanan yerler var işte. Social bar var, ondan sonra şeyler var. Donizetti'nin bir yeri var. Donizetti Oteli'nin altında bir mesela caz kulüp var. Açıldı böyle bir takım yerler. Müzisyenleri görüyorum böyle her gün. 8-9 tane yerde caz çalınıyor. Ama bunların içinde 3 tanesi sadece caz kulübü. Ötekiler caz çalınan mekanlar, güzel. Niçin öyle diyorum? Konser piyanosu olmayan, kuyruklu piyanosu olmayan caz kulüpleri, pek caz kulüp ismini vermek doğru değil yani. Caz çalınan kulüpler. Caz çalınan kulüp diyorum bak. Ötekiler de caz kulübü. Mesela caz kulübü işte Zorlu'nun içindeki Tuşe. Steinway bir piyano koydurduk oraya. Murat Abbas var biliyorsun. Babbas oranın başında. Baba bir Steinway. Öteki tarafta büyük Nel var. Nardis'te bir çeyrek kuyruk bir Yamaha var. Kuyruklu. Bunlar güzel. Yabancı müzisyenler de geldiği zaman eğleniyorlar, hoşuna gidiyor. Bir yandan da son olarak şunu da sorayım. Caz festivalleri de devam ediyor İstanbul'da ve çok yerleşmiş bir gelenek. Cazı yakından takip edenler zaten gidiyorlar festivallere ama uzaktan takip edenler de artık bu festivallerin bir parçası olmayı ve o İstanbul'un bir parçası oldu bence o festivaller. Festival artık 365 gün yaşıyor İstanbul'da. Bunu sana ben söyleyeyim. Niçin diyeceksin? Şimdi yazın Uluslararası İstanbul Caz Festivali var. Bu 30. senesine yaklaştı. Bu amiral gemisi. Yaz bitiyor. Hemen sonbaharda Akbank Caz Festivali başlıyor. Bahar ayında yaz gelmeden Zorlu PSM bu sene 3. festivali yapacak. Ben kadroyu biliyorum. Bir gelecek kadro var. Kafayı yersin yani. Buradan da müjdeyi verelim. Evet, yani. Zorlu PSM Caz Festivali var. Bakıyorsun iş sanat. CRR'nin başına şimdi kim geçti biliyor musun? Cem Mansur geçti. Cem Mansur çok entelektüel,
çok önemli bir müzik adamı orkestra şefidir. Şimdi oradaki programlar da başka yerlere girmeye başlıyor. O bu caz kulüpleri var. Özel şirketlerin böyle bazen sponsorluk yaptığı bazı konserler oluyor falan. Ne oluyor? Caz kulüpleriyle birlikte 365 gün şehrin içinde bir caz nefes veriyor. Bunu Ankara'ya da ufak ufak buradan gelenler gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya Caz Festivali vardı. Akra diye bir yer var Ankara'da. Antalya'da bir caz kulübü. Her gün orada caz müziği çalınıyor. Gene o piyanoları falan da var. Bunlar büyük şeyler ya. Gelişiyoruz. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik tabii. Kerem Görsel'e çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın.